Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı dün. Akşam Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem olduk bu Serdar Ortaç vasiyetini ilk kez açıkladı. 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı ben vefat ettikten sonra kardeşlerim bütün çalışanların ve orkestramı evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na, şehitlere dağıtılmasını istiyorum ifadelerini kullandı şarkıcı Serdar Ortaç sevgililer gününe özel önceki akşam Kıbrıs Cama'da Prestij Otel'de sahne aldım. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum. Kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak davet cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç'a basın mensupları gelen tepkileri sorduk. Bu şarkıcı tabo da biraz boş konuştum, insanların tepki vermesi normal dedim. En son sevgililer gününde ne yapmışsınız sorusuna en son eşin ile yemeğe çıkmıştık, pardon, boşandıktan sonra da sevgilim ile yemeğe çıktık, hayatım boyunca yemeğe çıktım diye cevap verdi. Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç'a aşkı açık mısınız sorusu yöneltildi. Serdar Ortaç, umrumda değil artık aşk konuları. Çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım. İnsanları eğlendirelim, öldükten sonra dinlenecek şarkılar bırakalım yeter. benim için şeklinde konuştu. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini ne açıklarken Ortaç'a habercilerin Serdar Bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini ne açıklıyor, sizin bir vasiyet iz var mı sorusuna da ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde diğerini var ben vefat ettikten sonra kardeşlerim bütün çalışanların da kestir ama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na.